Merhaba, güzel bir bayan. Sayın Zeynep Göleli. Eee evet. yeni bir hayata beraber başladık. Nasılsınız? Teşekkürler, gayet iyiyiz. Bir problem yok. Yaklaşık bir buçuk sene oldu. Eee ben yaklaşık 52 kilo verdim. Eşimle beraber ameliyat olduk. O da 60 kilo verdi. Şu an gayet iyiyiz. Her şey yolunda. Mutluyuz. Bir problem yok. Ailece 100... 12 kilo. <laughs> kilo verildi evden bir yük kalktı yani. <laughs> Ee, şimdi bir bir o zamana dönelim nasıl karar verdiniz karı koca bir de çok güzel kızınız var ee, onu mu düşünerek işini mi düşünerek riskleri mi paylaşarak nasıl bu nereden çıktı bu fikir? Yani bu çok kolay Ama... bir süreç değil aslında yani ben iki sene üç sene kadar araştırdım ee, hani önce diyetlerle verebilmeyi denedim hani diyet yapayım neden böyle bir ameliyat olayım diye düşündüm sonra diyetlerde hep başa dönüş oluyor bir şekilde. Ya yani verdik aldık, verdik aldık tekrar. Dolayısıyla daha kalıcı bir çözüm istedik. Ee, kolay bir süreç değil, karar vermek de çok kolay değil. Ama araştırdıktan sonra işte sizinle yolumuz kesişti ee, ve tansiyon ve şeker bu sürede. Çünkü yaşımız daha genç olmasına rağmen tansiyon ve şeker sıkıntıları başladı tansiyon ilacı kullanıyorduk ikimiz de. Şeker yüksek çıkmaya başladı. Yani eğer bu kiloyu vermezsek çok daha büyük kalp sorunları ileride tansiyon sorunları olacağı için kalıcı bir çözüm bulmak gerektiğini düşündük. Ve şöyle düşündük. Yani kilolu yaşamaktansa Hani bu ameliyatın evet her ameliyatın elbette riski var ama riskini almanın daha doğru olduğunu düşündük. Çünkü onun kilonun sizi nereye götüreceği çok bariz belli. Yani onu görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir karar aldık. Doğru da bir karar aldığımızı düşünüyorum. Şu an çok şükür sağlıklıyız. Ben tansiyon ve ilaçların hepsini bıraktım. Ki bırakabileceğimi düşünmezdim. Çünkü ben tansiyon ilacını almayı unuttuğumda bazen hani bir hafta sonra tansiyonumun 17 olduğunu, 16 olduğunu, fırladığını falan biliyorum o kilolu olduğum dönemde. Şimdi bir buçuk senedir ben ameliyattan hemen ertesi gün e, tansiyon ilacını kestik. Bir buçuk senedir de almadım ve gayet çok şükür iyiyim. Öyle tansiyonumda bir zıplama, bir oynama yok. E, dolayısıyla o anlamda çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Bu tabii işin sağlık kısmı. Bir de olayın hem rahatlık kısmı var hem de estetik kısmı var. Bir kere daha iyi görünüyorsunuz. O insanın psikolojisini pozitif yönde etkileyen bir şey. Bir de daha kolay hareket etmeye başlıyorsunuz. Yani bir de o olayın rahatlık boyutu da var. Yani kiloluyken bir yerden bir yere yürümek eziyet, merdiven çıkmak eziyet, bir yerde oturmak eziyet. Çok uzun süre oturursanız bacağınız ağrıyor, kalkarsanız ayakta duramıyorsunuz. Yani ayakkabınızı bağlarken bile zorlanıyorsunuz. Kilo çok zor bir şey. Yani dolayısıyla bunları geride bırakabilmiş olmak bizim adımıza çok büyük bir artı. 16-17 yaşında bir kızım var. Yani daha çocuğumuz da küçük. İlerleyen dönemde hayatta daha sağlıklı olalım ona da örnek olalım diye bunu yaptık. Doğru yaptığımızı düşünüyorum. Beslenme alışkanlığı da bu arada değişti. Ya yani her anlamda olumlu ve güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. İkinci bir hayat gibi mi? Evet bence ikinci bir hayat gibi. Gayet memnunuz. Peki şey, nasıl oldu o karar kim önce olacak? Siz mi daha çok istekliydiniz yoksa kuramı kuramı çektiniz? Nasıl oldu o karar? benim böyle ben hep her şeyde daha tere daha temkinliyimdir. Kerem daha böyle hani hadi yapalım der, daha o önden gider. O hadi olalım bir bakalım falan. Ben dur dedim, olmaz dedim. Bir süre böyle öteledim. Ama sonra ben de araştırdıkça, baktıkça ben o fikre geldikten sonra hani ben de hep öyle dedi, bir fikre karar verdikten sonra süreç başlar. Ben önce oldum dolayısıyla onda da hani aynı anda ne olursa olsun çekindik. Araya da bir 15-20 gün koyalım hani çocuk da var çünkü bir aksilik olur bir şey olur diye aynı anda olmak istemedik doğru da yapmışız ama arayı da çok açmadık ki hani aynı anda aynı şeyleri yaşadık. Evet aynı anda aynı şeyleri evde yaşıyor olmak da bir artıydı. Çünkü beslenme düzeni aynı. E siz ne hissediyorsanız o da aynısını hissediyor. Herkes birbirini anlıyor. Yani eğer kilolu çift olarak kilolu olan kişiler varsa hani böyle aralarına bir 15-20 gün koyarak arka arkaya olmalarını ben tavsiye ederim. Daha kolay oluyor. Arayı çok açmadan olmakta fayda var diye düşünüyorum. Zaten bir sürü öyle e, hatta aynı gün olan birkaç çiftimiz var bir de kardeşler var kız kardeşler erkek kardeşler en yakın <laughs> kuzenler en yakın arkadaşlar vesaire ve diyorsunuz ki hani evdeki düzen e, değişti alışkanlıklarınız o konuda hani mutlu musunuz nasıl bir besleniyorsunuz? Şöyle yani biz kilolu olduğumuz dönemde zaten kilo almamızın sebebi de oydu bence. Mesai evde mutlaka akşam yemeğinde mutlaka makarna, pilav bir şey, ikinci yemek, üçüncü yemek mutlaka olurdu. E artık öyle bir pilav, makarna evde neredeyse pişmiyor diyebilirim. Neredeyse diye pişmiyor. Ama arıyor muyuz? Enteresan şekilde o nasıl oldu ameliyatla gelen bir şey mi onu da bilmiyorum. Aramıyoruz da. Yani eskisi kadar ben işte tatlı da yiyeyim, baklava da yiyeyim, aman şunu da yiyeyim, kebap da yiyeyim, yanında makarna da olsun, kremalı da öyle bir öyle bir istek de yok. Hani bunun e, zayıflamakla mı alakalı? Kan şekerimi düzene giriyor. Onu tabii doktorlar daha iyi bilirler ama bunu da hissetmiyorsunuz. Yani şişman insanları da ben asla hani çok de şişman olduğum için anlıyorum. Çünkü o kan şekerinin düşmesi, o açlık anı, o anda gözünüz bir şey görmüyor. diyetteyseniz bile yemek istiyorsunuz, sinirli oluyorsunuz. Yani onu bu şekilde destekliyor olabilmek o hissin gitmesi de güzel bir şey. O his gitmiyor olsa belki insan gene zorlanabilir. Ama enteresan şekilde ya o sanıyorum bir iştah hormonu var onu da herhalde alınıyor diye düşünüyorum ben. Eskisi kadar ben iştahlı da değilim. Yani ben şimdi zayıf insanların ne hissettiğini artık anlayabiliyorum. Yani karnının acıkmamasını, canının istememesini, bir kahve içerek bir öğünü geçirebilmenin ne olduğunu... Onu şu an anlayabiliyorum. Ben yani öğün geçirebilmeyi, yemek yememeyi düşünemezdim. Çünkü acıkırdım. Ama şu an yani bir meyve yiyerek, bir kahve içerek, ne bileyim bir öğünü atlatıp iki saat sonra bir şey yiyerek. Hani hayatımda yemek artık eskisi kadar öncelikli değil. Çünkü acıkmıyorum. Ama acıksam gene belki yerdim. Ama bir şekilde şey de baskılandı herhalde dediğim gibi. Yani kan şekeri de bence baskılandı. Dolayısıyla daha rahat her şey. Hayat da daha rahat. Ee, Dolayısıyla güzel. güzel yani. Gayet güzel. Şeker ihtiyacı yok. Mesela çok enteresan. Yani şeker yiyeyim, pasta yiyeyim. İşte benim canım şeker isterdi, çikolata isterdi. Ne bileyim hani o, o ihtiyaç da yok. Nasıl yok bilmiyorum yani. <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> o bizim hoca sihirbaz değil mi? Yani hani... <laughs> yani, gidince, çünkü şeker ihtiyacınız olmadığı zaman yani hani bizde ki e, yeme isteği hani psikolojik bir rahatsızlıktan kaynaklanan istek değildi. Belki öyle hastalar da vardır ama biz acıktığımız için yiyorduk. E şimdi acıkmayınca ben yemek yemiyorum. Çünkü e, psikolojik bir sıkıntı yemekle ilgili yok peki, ki. Peki bunu şu zor Şimdi bunu çok çok güzel ifade ettiniz. Ee, bir de arada e, bir taraftan e, sizin durumda olan bizim has, tüm hastalar kendilerine şanslı buluyorlar. Çünkü tam pandemi döneminde e, yakalanmışlar. Yoksa diyorlar ki pandemiden daha çok kilolu çıkacaktık. Şimdi bu durumda anlattığınız her şeyden ötürü mutlu musunuz? Çok çok mutluyum. Yani çok mutluyum. Mesela pandemide biz de yiyebilirdik ama yemedik çünkü acıkmıyoruz. Öyle bir ihtiyaç yok. Yemek öncelikli değil. Yani yemek öncelikli olmayınca yemiyorsunuz. Dolayısıyla bu büyük bir lüks yani. Bizlerin hayatında bu çok büyük bir lüks daha kolay hareket ediyorsunuz. O da büyük bir etken. Yani daha kolay hareket edebildiğiniz zaman e tabi o da kalori yakan bir şey. Tabii. Şişmanken hareket edemiyorsunuz yani size mesela spor doktorlar diyor ki işte şu kadar yol yürü. Şişman bir insan o yolu yürüyemiyor. Yani şişman bir insana bir arkadan bir rüzgar, bir destek gerekiyor. Bunun o rüzgar, o destek olduğunu düşünüyorum ben. Artık hareket edebiliyoruz. İnşallah hep böyle devam eder. Ee, hep de sizinle beraberiz. Yani bu pandemiden de böyle hep konuşarak ederek, e, hani hep böyle güzel bir iletişimimiz var. Gerçek bir aile gibi. Siz o konuda ne diyorsunuz? Yani ben o anlamda gerçekten burada çok doğru bir yerde olduğumuzu biz düşünüyoruz. Çok hakikaten sizlerle diyalog çok doğru. Yani ben bir Whatsapp'tan sağ olun var olun hepinize yani diyetisyenimize, psikologumuz, siz, doktorumuz sağ olun. Hani bir Whatsapp uzaklığındasınız. Hani ben üstünden bir buçuk sene geçti. Whatsapp'tan bir şey yazıyorum. Aradan beş dakika geçmeden bana şöyle Zeynep Hanım böyle yapın şöyle yapın, böyle yapın. O desteğin ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, keza toplantılarınıza da katılmak. İş sebebiyle bazen katılamadığımız oluyor ama geliyoruz, görüşüyoruz, temastayız. O teması kesmemek gerektiğini düşünüyorum ben biz de hep öyle size e, onu empoze etmeye çalışıyoruz. Çünkü obezite gerçekten kötü bir hastalık. E, dönmesin bir daha asla. O yüzden de hep böyle dediğiniz gibi sağlıklı beslenme, bol hareket ve bize yakın olmak lazım. <laughs> İyi, hoş geldiniz. Kerime'ye de buradan sevgiler iletiyoruz. Onu da evet onu da öpüyoruz ee, sizi de çok seviyoruz hep böyle inşallah nazar evet. değmesin olun. güzel mutlu olun. Sağ olun teşekkür ediyorum biz de sizi çok seviyoruz burada olmaktan da son derece mutluyuz. <laughs>